Bu grafiğin benzerini hazırladılar. İşin Galatasaray tarafına da bakalım. Orada da e, sözleşmesi bitecek futbolcular Mariano, <laughs> Donk, Nagatomo, Selçuk İnan, Nagatomo ve Mariano ile öyle görünüyor ki yollar ayrılıyor. Donk, e, yani Fatih Hoca'nın e, yeni geldiği dönemler, tam o aralar işte bu adam bu takımda ne işi var? Bu adam hemen gönderilmeli deniyordu ama hem stoperde hem önde oynuyordu. Alt takımla idmanları çıkıyordu. Tabii abi. tabii tabii. Evet. Alta gönderilmişti. Ama Fatih Hoca için vazgeçilmez duyumlar biraz da Donk'un devam edeceği yönde. Nagatomo ile yollar ayrılıyor. Ve, Selçuk yine. Selçuk'un e, son söz. Yani son 8 maçı bence Galatasaray'da. Galiba futbolda bırakıyor Selçuk. Evet. Ama e, belki iyi bir teklif bulursa bilmiyorum. Galatasaray'dan sonra başka bir takıma gider mi? E, burada 4'te üç banko gelecek yıl olmayacak. Olmayacaklar. Yani e, Donk'u... <laughs> bence Fatih Hoca bırakmaz. Çünkü Donku hem e, ikili savunmanın önünde kullanabiliyorsun ön libero olarak hem işte luindama sakatlandı onun yerine kullanabiliyorsun veya üçlü savunma yaptı Paris Saint Germain Real Madrid maçlarında onu orada Donku kullandı yani çok yönlü bir oyuncu e, Donku ben bir yıl daha kadro tutar diye düşünüyorum Fatih Hoca burada da en pro problemli kısım e, kiradan dönecek futbolcular başlıklı konumuz ne konulu <laughs> bölüm değil mi? Yani? Babel Babel, Maicon Gerçi Galatasaray'da o hani görüşme devam ediyor. Maykon'u Galatasaray'ın bonservisiyle Suudi Arabistan ekibine satma ihtimali yüksek. Oradan bir gelir elde edecekler öyle görünüyor. Eee Jackney ile ilgili şampiyonluk takımlarının adı geçti. işte. yani ha. herhalde Galatasaray yönetimi bayram eder diye düşünüyorum. Ya şöyle <laughs> geçen yıl Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta eğer Jackney transfer edilmeseydi Kasımpaşa'dan bence Galatasaray şampiyon olamayabilirdi. Yani bu kadar belirleyici bir transferdi. Onu söyleyeyim. Ha, ama şuna gelirsen verilen bonservis fiyatı ve işte şu anki kulüplerimizin mali durumunu düşündüğünde ve Cagne'nin işte Galatasaray ve sonrasında Kulüp Brüj'de bu kadar profesyonel yaklaşı davranışlarını göz önüne aldığında transferin yanlış olduğunu söyleyebiliyorsun. Ama o gün hiçbirimiz, ben dahil, hiçbirimiz demedik ki ya bu Cagney'in Galatasaray'da ne işi var kardeşim demedik. Hepimiz dedik ki Galatasaray şampiyonluğu ne kadar istediğini Cagney transferiyle gösterdi dedik. Çünkü Kasımpaşa'da Tabii. adam gelen iki toptan birini kaleye atıyordu. Makine gibi. Makine gibi oynuyordu. Ee, o gün itibariyle eleştirmediğim bir transferi bugün de eleştiremem açıkçası. Yani çünkü sonuçta o adamlar geleceği göremez. Yani e, kırıklığına uğratan bu zaman, zaman Cagney'di. makinesi yok. E, performans ya, de değil ama yani Hayatında ilk kez bir takımla şampiyon olmuş oyuncu şampiyonluk kutlamalarına katılmayıp Aynen, öyle. ülkesine gidiyorsa bu zaten Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için sorundur. Trabzonspor için bu sorundur zaten. E bakalım ile ilgili bir yani satış. geri dönüşü de sorun. Evet. Ben bana biraz şöyle geliyor. Hani 5 milyon euro'lar civarı bir teklifte Galatasaray anında satacak. Kesin verir. Geri Kesin geliyorum. verir. de ee, Babel'de yani Babel'de bonservissiz aldı zaten. Babel'de bir bon bonservis yatırma olmadı ama imza parası oldu onda herhalde. Babeli de bence verir. Ya aslında baktığında dediğim gibi hani birebir şu an belki Jagna ile Bobeli bir takımda olsa örnek veriyorum Kasımpaşa dese ki seneye tamam biz alıyoruz Jagna ile Bobeli. Hepimiz Kasımpaşa'nın performansını övmeye başlayabiliriz iki tane Tabii. yıldız oyuncu bunlar evet. sonuçta. Tabii. Ama o çarka uyum sağlayamadılar. O dişliler oturmadı. ve ben geri dönüşlerinde de Fatih Hoca'nın çok fazla e, ana planda düşüneceğini zannetmiyorum. Ha, Onyekuru'yu kiralayamaz Galatasaray yine mesela. Bu tamamen bir senaryo yazıyorum şu anda. Bir kez daha kiralama şansı olmayacak diyelim. O zaman belki Babeli yine kadroda tutabilir. Ama mesela Onyekuru'yu tuttu elinde. Hatta yanında bir tane daha buldu kuru tarzında bir oyuncu. O zaman ben Babeli yine işte Ajax mı olur, PSV mi olur, Feyenoord mu olur, oralarda değerlendirileceğini kiralık olarak düşünüyorum. Jack ne konusu tamamen bir açmaz ya, yani evet. kiralık performansı da böyle olduğu için mesela geçen yıl gol kralı tamamlamış adam hani bir şekilde e, pazarlayıp gönderebilirdin, ama artık öyle bir performans var ki hani bedensiz bile almaya kulüpler acaba imtina edebilir ya acaba bu adamda ne sıkıntı var yani diye düşünüp bir tereddüt edebilirler. Bir tereddüt edebilirler. O yüzden piyasası çok kötü durumda şu an. O yüzden Cagney'in elden çıkarılması hakikaten büyük meziyet. Peki takımdaki kiralık futbolcular tabii kritik noktalardan biri bu. E, Lemina, Seri Onyekur, Andone ve Saratçı. Saratçı'nın bir yıl daha var. Yani iki yıllık kiralıktı. E, Lemina'yı Fatih Hoca'nın takımda çok istediğini biliyoruz. Onyekuru ile birlikte. Yani Seri ve Andone, Andone sanki önümüzdeki sezon olmasalar büyük kayıp olmayacaklar. İşte ee, Erdoğan Yeşilyurt'tan Mert Hakan'a kadar konuşulan çok yerli rotasyon oyuncusu evet. konuşuluyor. Evet. Ama Lemina ve Onyakur meselesi herhalde Galatasaray'ın bu transfer döneminde öncelikleri olacak. Yani e, şuradan iki tane seç desen zaten Lemina'yı, Onyakur'u <laughs> seçer evet. Fatih Hoca da. Bir de Lemina'nın e, taraftarla da şeyi çok uyuştu. Evet, e, kimya o, oldu. Kimya çok uyuştu. Çünkü o e, Galatasaray taraftarı işte o Felipe Melo'yu hep arıyor biliyorsun. Felipe Melo ruhunu arıyor. Lemina'da o biraz var. Yani işte o e, tribünle bütünleşen mücadeleci oyuncu ruhu e, Lemina'da var. Kiralık oyuncu olmasına rağmen bu performansı gösterebilmesi bence e, takdiri hak eden bir e, görüntü. Onyekuru'yu zaten söylemeye gerek yok. Geçen yılki şampiyonlukta da büyük payı var. Bu yılki e, ikinci yarıda gelişi ve takımın, e, oyununun olumluya doğru seyretmesi, e, yukarı doğru seyretmesi de yine Onyekuru'nun e, bence parmağı var. Andone ve seri konusu, Andone biraz ile bağlantılı olabilir. Cagney'in gidip kalacağı erken belli olursa belki Andone'yi bir yılda kiralamak isteyebilirler. O da sonuçta Romanya milli takım seviyesinde bir oyuncu. Öyle çok Tabii. ucuz bir oyuncu, basit bir oyuncu değil. Asla değil. Ama seriyi, sanki serinin daha iyisi gerekiyor Galatasaray'a diye düşünüyorum. Seride sanki iyi oyuncu, kaliteli oyuncu ama Galatasaray olmadı. seri Seride Galatasaray yani olmadı. Benim için ayağı kırıktı. Benim için de ayağı kırıktı. Oyuncu, yani. Daha önce izlemiş biri olarak evet. büyük ayağı kırıktı benim için hayal kırıklığı. Balotelli meselesine ne diyorsun? <laughs> ya bir gelse de kurtulsak diyorum <laughs> ya. <gelse> de <laughs> <Değil> hatta... mi, <laughs> yani her takımımızda adı geçti. Bu arada Tabii. ben hani çok beğendiğim bir oyuncu ya. Hakikaten renk katar. Ayrı bir durum. Mutlaka. Ha, ama evet. performans verirse renk katar. Şimdi Jack ne gibi renk katacaksa yani skandal haberleriyle e, lige ya da medyaya renk katacaksa katmasın. Yani Galatasaray performans alsın veya Beşiktaş da konuşuluyor galiba. Beşiktaş performans salsın da onunla konuşalım. Balotelli Türkiye'de yeniden doğdu diye konuşalım. Yani öyle renk katsın tabii isterim. Bunu hiç sağlamadı Balotelli. Yani hayatı böyle geçmedi. Yani ama, aynen öyle. Hani çok farklı bir sezon yaşatır mı bize? Ama tabii şu, şu da var. Ya oyuncuyu böyle oynadığı zaman, hani böyle isteyerek gerçekten kendini vererek oynadığı zaman hele bir İtalya milli takım performansı var e, bir turnuvada. Yani e, hakikaten tek başına gidip tribünde izleyeceğim bir oyuncu inanılmaz bir potansiyel ama maalesef kariyeri potansiyeliyle doğru orantılı gitmedi. Editörümüz sevgili Yasin de kulağıma Balotelli'nin performanslarını anlatıyor. Orada sıkıntı yok. Performans <laughs> noktasında çok kaliteli adam ama hani Kesinlikle. evinin banyosunda havai fişek patlatıp evinde yangın çıkaran ya, karakteri ne kadar istersin? Ya şöyle o, orda mesela Emre'm orada hani sezon başında evet. Galatasaray'a gelirken hepimiz diyorduk ki yani Fatih Hoca işte hani o genç oyunculardan verim alıyor vesaire. Ee, bazı oyunculara dokunuşlarıyla yeniden piyasaya sürebiliyor diyorduk. Ama mesela Fatih Hoca bile Emre Mor'a 6 ay dayanabildi. Ama işte şunu galiba orada kaçırıyoruz sevgili Volkan. Yani Fatih Hoca insani ilişkileri muhteşem bir insan. Kim temas ettiyse mutlaka bunu söylemiştir Tabii. değil mi? Ama psikolog değil. Tabii. E şimdi oyuncuya bakıyorsunuz, tavra, karakterlere bakıyorsunuz. Emre Mor üzerinde söylüyorum. Sorunlu bir kişilik diyorsunuz. Balotelli hakeza. Işte. Büyücü Çatma. değil yani Fatih. Öyle böyle büyü yapıp onu böyle futbola falan. Onu biraz Bir anda da... efendi yapamaz ki. Aynen öyle. Şey. E, onu artık biraz kendisi futbola evet. dönmek istiyorsa e, bu performansı verebilir. İşte Balotelli de biraz öyle bir oyun. Yani, yani bir yetenek, potansiyel mi? her şey var ama e, mental anlamda sıkıntılar da var bununla birlikte. Peki e, sözleşmesi bir yıl kalan oyuncularda Mus Muslera, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük ve Martin Lines. Belhanda'nın sezon sonu Suudi Arabistan'a gitme ihtimali konuşuluyor. Biraz da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. E, ki oradan önerilen maaşını da işte Galatasaray'dan 3,5 garanti alıyor. 3-450 yanlış hatırlamıyorsam. işte o bu onluklarda 4,5'a doğru geliyor. 5 milyon garanti gibi bir e, sözleşme teklif edilmiş. Böyle bir ihtimalde Belhanda ile Galatasaray'ın yolları sana göre ayrılır Şu ana kadar... Ee, geçen, yani bu geçtiğimiz Ocak ayı değil, bir önceki Ocak ayı. Yani 2019'un Ocak ayında e, çok ciddi bir teklif gelmişti Belhanda'ya. Fatih Hoca yollamamıştı. Ki zaten o Belhanda performansı Galatasaray'ın şampiyonluğunda da geçen yıl önemli etkenlerden bir tanesiydi. Fakat bu yılki performans e, zannediyorum bugün Belhanda Suudi Arabistan'a satıldı diye bir haber çıksa herhalde Galatasaray taraftarı yine tıpkı Cagney'deki gibi çok büyük mutluluk yaşar diye düşünüyorum. Hem o e, tribünle yaşadığı problemler dolayısıyla hem de performans olarak geçen yılı aratan bir performans. Fegüli'ye mesela aynı şeyi söyleyemem. Tabii. feguli yine sezona kötü başladı ama yine o e, çıkışı, o sıçramayı yapabildi. Evet. Geçen sezon olduğu gibi. E, ama Belhanda'da bu kez o patlamayı ben e, yakalayamadım bu sezon itibariyle. O yüzden e, ve bu arada bir Galatasaray'ın o başa baş anlaşması nedeniyle yine oyuncu satmadan alamama durumu olacak financial fair play kuralları dolayısıyla. Belhanda'nın da işte en azından bir bonservis elde edebilir miyiz? eee potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi.